8'de sağlıkta konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Deniz Küçükkaya. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Teşekkür ederim bu nazik davetinizden dolayı. Biz sizlerle beraber olmak çok keyifli. Çok sağ güzel. Hocam. Keyifli her zaman. Biraz hanımlarımızın meraklarını gidereceğiz sayenizde. Evet. Çok fazla hanım izleyicimiz var ve tabii ki sizin uzmanlık alanınız olan bugün aslında biraz da konuyu daha da derinleştirip tamamen meme estetiğine yoğunlaşacağız. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Bu arada gireceğim Ümit çünkü sadece hanımlar değil beyler de bu konuya şöyle bakıyorlar. Çünkü bu konuda sıkıntısı olan hanımlar psikolojilerine de bunu yansıtıyor. Eşlerine de partnerlerine de bunu yansıtıyor. Sonra beyler de konuya şöyle dahil oluyorlar. Tamam hadi yaptıralım yani sen rahatla gibi. Tabii. Peki evet. Hocam neler yapılıyor meme estetiğiyle? Şöyle, tabii meme estetiği deyince kadında meme aslında genital organlardan birisi. Yani kadını siz normalde özel bölgelerini görmediğiniz bir kadın ve erkek vücudunu, eğer erkek vücudunda da belirgin bir tüylenme yoksa memelerinin varlığıyla aslında ikisini birbirinden ayırıyorsunuz. Dolayısıyla normal kadının beden algısı anlamında da meme çok önemli. Tabii ki annelik noktasında zaten süt vermeyle alakalı işlevsel yapısını ve anne ile çocuk arasındaki o bağı kuvvetlendiren o daha fizyolojik ve daha aslında birazcık daha duygusal olan tarafından zaten bahsetmiyorum. Bu anlamda özellikle genç kızlık zamanında puberteyle beraber işte memeler hafiften büyümeye başlıyor. O küçük kızlarımız kendini birazcık daha genç kız gibi hissetmeye başlıyorlar. Tabii ki bir 18'li 20'li yaşlara geldikten sonra çok güzel bir genç hanımefendi var karşımızda ama meme dokusu yeterli düzeyde gelişmemiş. Dolayısıyla bu özellikle bir özgüven eksikliği demeyelim ona da aslında böyle bir vücut postür bozukluğuna bile sebep olabiliyor. O küçük göğüsleri sürekli bir saklama ihtiyacı, işte sürekli destekli sütyenler giyme, işte mayo bikini bulmakta zorlanma, özel kıyafetleri giymekte zorlanma. İşte bizim tabii ki bu noktada en büyük yardımcımız ya da desteğimiz ne? Silikon meme protezleri. Bu anlamda o hani öyle kadınlar için yapılmış olan şeyler zaten bu silikon meme protezleri. Ve kadınların inanın hayatını çok fazlasıyla değiştiriyor. Hani kendi kliniğimden biliyorum ameliyat öncesinde gelip sonrasında 3-5 gün sonra hani birazcık daha böyle bir dik oturmalar. Hele ki birinci, ikinci, üçüncü ay kontrollerinden sonra çok daha mutlu, çok daha keyifli hanımefendiler oluyor. 18 yaşından sonra yapıyoruz bu arada ameliyatları. Ha, onu soracaktım. Bir yaş kısıtlaması vesaire. Tabii 18 yaşından önce yapmak çok doğru değil. Çünkü hani o göğüs kafesinin gelişimi, kendi meme dokusunun oturması hani 18'inden sonra biz gelişmenin tamamlandığını düşünüyoruz. Tabii ki bu kişiler arasında farklılık gösterebilir ama hani bir 13-14 yaşında yapmıyoruz elbette. Çünkü hala gelişme büyüme devam ediyor. Tabii ki üst yaş sınırı olarak da bir yaş sınırımız yok. Yani 60 yaşında bir hanımefendiye de sağlıklı olan tüm hanımların yaptırabileceği. Bu arada hani sağlıklı derken hani bir şeker hastalığı da varsa bu olabilir. Ya da hani ameliyata engel olacak, çok ciddi bir kalp rahatsızlığı olur. Ameliyat olmasına engel olacak, herhangi bir ameliyat olmasına engel olacak bir rahatsızlığı varsa hani o zaman tabii ki bu şey hani o noktada o hayatı tehdit edecek bir operasyon anlamına gelebilir. O zaman yapmamak lazım tabii. Ameliyat dediniz. Herkesin ilk aklına şu geliyordur eminim. Şimdi bunu çok düşünen hanım var. Yani yaptırmak istiyor, araştırıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Çevremden de biliyorum. Ve en çok konuştukları şey de bu tecrübeyi yaşayanlar. Mutlaka onlara danışılıyor, soruluyor, nasıldı gibi. Herkes ne kadar acıyacak diye merak ediyor. Bir canım yanacak mı? Ne kadar ağrı çekeceğim? Operasyon zor mu, kolay mı? Riskleri var mı? Ya da çalışıyorum. Ne kadar süre beni etkileyecek diye. Hemen bunları tabii karşımıza ki. Sizden alalım. Tabii ki zaman herkes için en önemli nokta. Yani evet, parayla zaman kazanılamıyor ya da geri getirilemiyor. Dolayısıyla herkes bir an önce ameliyatını olup sosyal hayatına, normal iş hayatına dönmek istiyor. Ameliyat genel anestezi altında oluyor. Yani öncesinde tabii ki gerekli değerlendirmeler, muayene süreçleri yapılıyor. Eğer mesela bir 40 yaşın üzerindeki bayanlar için özellikle meme kanser taramalarını muhakkak yapmak gerekiyor öncesinde. İşte mamografi olsun, ultrason olsun. Yani biz meme ameliyatına girerken özellikle belli bir yaş grubunun üzerinde meme ile ilgili herhangi bir şekilde kötü olabilme olasılığı olan bir soru işaretinin kafamızda kalmamış olması gerekiyor. Tabii ki bu belli bir yaş grubunun altına zaten böyle incelemeler gerekli değil. Muayene çoğu zaman yeterli. Ameliyat genel anestezi altında sabah aç karnına hastaneye gidiliyor. Gerekli olan tahliller yapılıyor. Bu hazırlık hepsi 1,5-2 saatlik bir süreç. Sonrasında biz gidip fotoğraflarını çekiyoruz, çizimler yapıyoruz. Öncesindeki durumu ve sonrasındaki durumu iyi değerlendirebilmek için. Tahliller normal. Anestezi doktorumuz gördü. Daha sonrasında rahatlatıcı hani şu halk dilinde cesaret iğnesi deniyor ya onunla yapılıp
Hani artık ondan sonrasında hanımefendiler bir şey duymamaya başlıyorlar zaten. Ameliyatı alıyoruz. Ameliyatın bizim cerrahiyle alakalı süresi aslında ortalama 1-1,5 saat civarında maksimum bir meme protezi ameliyatı için. Tabii ki bu anesteziyle alakalı uyuması, uyanması derken derlerin toparlanması 2-2,5 saatlik bir süreyi buluyor. Ameliyattan uyandıklarındaki ağrı durumuna gelecek olursak, biz silikon meme protezlerini yerleştirirken insan vücudunda kullandığımız birkaç anatomik bölgemiz var. Eğer tamamen bir erkeksi bir düzlükteyse, daha doğrusu hiç meme dokusu yok ya da çok çok azsa, kasın altına koymak dışında bir alternatifimiz yok zaten. Kasın altına koyduğumuz zaman da ister istemez bir günlük, iki günlük birazcık gerginlik tarzında bir ağrı oluyor. Ama yine de ağrı kesicileri ilk gün özellikle çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Hemen şunu da söyleyeyim, bakın bu kadar yani ağrıdan bahsediyoruz, gerginlik ağrısından, ama kas altı meme protezi hastalarının bazılarını da aynı gün akşamında evine gönderebiliriz. Gönderiyoruz da yani. Bir, genellikle dünyada da günübirlik cerrahi olarak da uygulanır. Yani hani aynı gün akşamında evine gidecek şekilde. Bu dediğim tabii ki her hasta için geçerli değil. Genellikle ne oluyor? Hocam evet bir gerginlik var. Hani böyle hareket etmekte birazcık zorlanıyorum. Ama hani o biz çoğunlukla da yani ben şey hani o birazcık daha konforlu geçirsinler diye bir gece hastanede geçirmelerini daha çok tercih ediyorum. Gitmek isteyen de gidiyor bu arada evine. Ağrı kesicileri yaptık. Ertesi gün uyandılar. Ameliyattan 3-4 saat sonra da bu arada yani ayağa kalkıp yürüyüp bir şeyler yiyip içtikten sonra tuvalet ihtiyaçlarının olsun. Ne bileyim belki hafif böyle bir yavaştan da olsa belki bir diş fırçalamayı yapabilir hale geliyorlar. Mesela yurt dışından çok hastamız var, tek başına geliyor buraya ameliyata, ne bileyim şehir dışından var. Yani tek başına atlatılabilecek bir süreç genel olarak söyleyeyim. Ertesi gün zaten genellikle taburcu ediyoruz. Birkaç gün sonra kontrole çağırıyoruz. Şöyle söylüyorum ben, ilk gün diyorum yüz en şiddetli ağrıysa özellikle kas altı protez için 70-80 civarında bir ağrı duyuyor olabilirsiniz ve her geçen gün bu %10-15 azalacak. Birinci haftanın sonunda da siz yine hafif bir gerginlik duyacaksınız ama sizi çok fazla size de rahatsız etmeyecek diyorum. Yapılan işe göre yani hani hangi işe dönecek, mesela profesyonel voleybol oynuyor ya da tenisçi ya da ne bileyim bir spor salonunda işte eğitmen olarak çalışıyor. Ya böyle bir işe belki bir 2-3 hafta ara vermesi gerekebilir. Yani en az bir 3 hafta ara vermesi gerekebilir. Sonrasında da daha yavaş bir tempoda gider muhtemel. Ama masa başı bir muhasebede çalışıyor. Ne bileyim hani ne bileyim bir doktor olabilir bu. Eğer böyle çok cerrah değilse mesela ya 5-7 gün sonra bile işlerine dönebilirler. Tabii ki iyileşme bitmemiş oluyor ama dediğim gibi genel olarak prosedür böyle. Şeyi de söylüyorum ben hep. Yani kötü senaryo hayatta her şey için var. Bu ameliyat bunlar. Bazı ameliyatlarda istenmeyen durumlar da olabiliyor. Ne bileyim orada bir kan toplanıyor, sıvı toplanıyor, enfeksiyon oluyor. O zaman bu süreçler birazcık daha uzayabiliyor. Birazcık daha hastanın mutsuz olabileceği anlar şekline dönüşebiliyor. Ama muhtemelen bu durumlar tüm ameliyatlar için geçerli. Tabii ki. Yani hani işte ne bileyim bu basit bir diş tedavisinden sonra da olabilir, basit bir sünnetten sonra bile olabilir. Cerrahi müdahaleye o şekilde bakmak lazım. Ama dediğim gibi çok çok nadir görülen şeylerdir. Meme protezi ameliyatı tüm estetik cerrahi ameliyatları arasında memnuniyetin, mutluluğun en fazla olduğu ameliyatlardır. Tüm dünya içerisinde, yani tüm dünya istatistiklerinden bahsediyorum. Tahmin edebiliyorum. Bütün anlattıklarınız tamam. Peki bunun boyutuna nasıl karar veriyorsunuz? Bunun boyutuna şöyle karar veriyoruz. Bu çok önemli bir detay. Tamam. Şimdi hemen buradan gösterebilirim. Tabii. Böyle. Şimdi bakın bu Türkiye'de kullanılan en büyük protez ölçülerinden birisi. Boyut olarak söylüyorum. 700 cc yani hemen hemen eşit gramaja denk gelir. Bunu şimdi 1.55 boyunda omuzları daracık bir hanımefendiye koyarsanız bir ay sonra gelip ben bunları boynumda taşıyamıyorum deyip çıkarttırmak isteyecektir muhtemel. Dolayısıyla ama hani mesela bunu boyu 1.95 olup çok daha iri olan bir bayana belki koyabilirsiniz. Anlatıyorum ben yine de çok tercih ettiğim bir ölçü değildir. Hani ben burada birazcık daha egzajer etmek için, büyüklüğünü gösterebilmek için. Buradaki işte en önemli nokta ne? Kişinin kendi omuz genişliği, işte kalça genişliği, istekleri, arzusu hani ve en önemli şey de bizim tabii ki onun için neyi uygun gördüğümüz. Yani ben hastalarıma hep onu söylüyorum. Ne istiyorsun? Çok büyük bir şey mi istiyorsun yoksa küçük bir şey aman aman hiç belli olmasın mı diyorsun? Ama genel olarak beklenti ve istek ne diye soracak olursanız da aman hocam çok küçük olmasın. Aman hocam çok büyük de olmasın ama olduğuma değsin. Şimdi inanılmaz bir paketmiş yani. Yani hani burada tabii bizim tabii natürellik, doğallık. Yani tüm dünyadaki aslında herkesin genel olarak kaygısı bu. Hani bazı hastalar diyor aman hocam belli olsun falan. Tabii biz yani hani orada yine birazcık kontrollü olmaktan yanayız. Yani çünkü büyük protez ya da hastanın kendi beden yapısına göre büyük olabilecek bir protez ileride kendisine hem omuz ve sırt ağrısı olarak ki birazdan hani memenin
hiç olmaması değil, daha büyük olmasıyla alakalı da bahsedeceğiz. Evet. Bu sefer de bu tarz ağrılara sebep olabiliyor. Büyük protezler uzun vadede cildin genişlemesine ve sarkıklığa da neden olabiliyor. Dolayısıyla işte biz de onu söylüyoruz. Ne çok küçük olacak ne çok büyük olacak ama olduğunuza da değecek. Ama böyle siz plajda, havuz kenarında ya da özel bir kıyafet giydiğinizde herkesin böyle göğüslerinize bakacağı şekilde bir şey olmayacak. Siz de bu durumdan dolayı bir rahatsızlık duymayacaksınız. Yani o doğallığınızı, vücudunuza uygun hatları bozmadan olacak. Bunun altını hep çizerek söylüyoruz. Peki genelleme yapacak olursak ortalama bir boy kilodan bahsedelim. Yani standart bir ölçü neyse ona hangisi denk geliyor burada şu anda? Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'de genellikle... Yaygın olan. Ha, yaygın olarak mesela... Türk ortalaması nedir? Ya şöyle 300-325 gram arası genellikle sık bir şekilde kullanılıyor. Hani biz bunu tabii firmalardan biliyoruz ama söylediğimin hani altında böyle bilimsel bir yerde yayınlanmış etmiş bir şey değildir. Ama hani genel olarak tecrübelerden, meslektaşlarımızla olan sohbetlerimizden ve firmalardan olan görüşmelerimizden 300-325 gram arası protezler birazcık daha sık tüketiliyor diyebilirim ya da sık kullanıyoruz diyebilirim. Ama yani hani orada bizim aslında ölçüyü belirleyen şeylerden birisi hani muayene edin ya. Mesela bazı hanımefendilerin bir miktar meme dokusu oluyor. Hani mesela ona birazcık daha küçük protezle çünkü toplamdaki gramaj aslında yine 325-350'ye geliyor. Hiç normal bir değere getiriyor. Evet, normal bir değere geliyor. Mesela ağrıyla ilgili onu söylemeyi unuttuk orada. Kas altı değil de bir miktar meme dokusu olan hastalarda kasın üstüne, kasın zarının altına ya da meme dokusunun altına da protezi yerleştirebiliyoruz eğer meme dokusu varsa. Mesela bu hastalar çoğunlukla aynı gün akşamında evlerine giderler. Çünkü kasla ilgili yoğun bir ayrıştırma, yoğun bir ameliyat süreci yapılmadığı için ağrıları çok daha minimal olmaktadır. Görüntü açısından aslında çok net bir şekilde ayırt edilebilecek bir durum değildir. Yani profesyonel bir göz bile bu kas altı, kas üstü onu çok net söyleyemeyebilir. Bizim aslında biz neye göre karar veriyoruz? Yani hani oradaki önemli şey aslında biz kas altına mı koyacağız, kasın üstüne mi koyacağız? Aslında genel kabul şu şekilde. Ya zaten meme dokusu yoksa yapacağımız başka bir şey yok. Çünkü bizim bunu bir şekilde kamufle etmemiz lazım. Üzerini bir şekilde kapatmamız lazım. Dolayısıyla buradaki en iyi alternatifimiz de kas. Yani genel kabul görüş de aslında hani meme dokusu varsa hani kasın üstüne koymak şeklinde. Ama meme dokusu yoksa zaten bir alternatifimiz yok. Her koşulda kasın altına koymak. Ha görüntü yani hani elbette birazcık değiştirebilir kasın altına koymak, kasın üstüne koymak. Ama hani kasın üstüne koyuyoruz daha iyi oluyor, kasın altına koyuyoruz daha kötü görüntü oluyor gibi bir şey yok. Hani bir denklem ya da bu anlamdaki bir gerçeklik yok. Kişiye özel sonuçlar var hep, kişiye özel çözümler üretmek lazım o yüzden zaten. Yani herkesinki ayrı. Peki son kullanma tarihi olan bir şey midir bu? Yani nasıl olur? Tabii ki son kullanma tarihleri protezlerin yok. Şöyle hastalar hep onu soruyor. İşte bunu koyduk ama 5 sene sonra çıkartacağız mı? 10 sene sonra çıkartacağız mı diye. Allah herkese uzun ömür versin. Bu ömrünün sonuna kadar hanımefendilerin vücudunda durabilecek bir şeydir. Ama bu demek değildir ki ömrünüzün sonuna kadar siz oradan hiç sorun çıkarmadan orada durur, sakin sakin durur anlamına da gelmez. Ne gibi sorunlar çıkartabilir? Evet, hemen bazen vücudumuzla uyumlu bir şeydir. Hani bir problem sorun çıkarmadığı zaman bir son kullanma tarihleri yok. 10 sene sonra, 15 sene sonra çıkartacağız gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Ömür bu sonuna kadar kalabilir. Ama bazen vücut buna karşı bir reaksiyon, daha doğrusu reaksiyonu her koşulda geliştiriyor da bazen o reaksiyonu daha kuvvetli, daha böyle bir hastanın canını yakacak boyutta geliştiriyor. Ne yapıyor? Sertlik yapıyor, ağrı yapıyor, şekil bozukluğu yapıyor. İşte öyle olan durumlarda bu ne zaman olabilir? Evet. 6 ay sonra da olabilir, 6 yıl sonra da olabilir, 16 yıl sonra da olabilir. Öyle mi? O durumlarda protezin çıkartılması gerekiyor. Mevcut olan protezin yaratabileceği ya da yaratmış olduğu soruna göre içerisi temizlenip tekrar içine yeni bir protez konulabilir ya da bir süre belki protezsiz de kalması gerekebilir hastanın. Hani bunu ben muhakkak altını çizerek söylüyorum. Yoksa bu dediğimiz ağrıdır, bu sertliktir, şekil bozukluğu gibi bir sıkıntı yaratmazsa o zaman değiştirilmesine gerek yok. Hani patlar mı diye genelde hep sorular gelir mesela böyle bir. Şimdi bunlar yumuşak şeyler yani çok sert şeyler değil. Buna delici kesici tabii ki delici kesici bir aletle eğer hani dokunacak olursanız ya da değdirecek olursanız evet delinebilir. Mesela evet, aslında onu söylüyorum. Gibi bir malzeme. Evet, içinde silikon jel var zaten. Ama tonlarca ağırlıklarla test ediliyor, arabalarla üzerinden geçiliyor. Hani künt travmalarla alakalı herhangi bir şekilde bir şey olma olasılığı çok kolaylıkla yani çok kolay bir şekilde söz konusu değil. Ancak dediğim gibi yani hani bir
delici kesici alet yaralanmasında hani akciğer zarınıza zede bu da o şekilde bir zarar görebilir yani. Onun haricinde kolay kolay olabilecek şeyler değil açıkçası. Peki hocam, anne ve anne adayları için soralım. Evet. Bu meme estetiği emzirmeye engel midir? Anneler genellikle bir genç kızlarla geldikleri zaman daha çok annelerin kaygısı oluyor bu konuda. Hani 18-19 yaşında işte üniversite sınavını kazanmış. Onu da istiyor bir yandan ama anneler böyle hep tedirgin bakışlarla işte emzirebilir mi, işte doğursun ondan sonra hani yok biz bunu 18'ini bitirdiği gün itibariyle yapabiliriz. Yapılan bütün bilimsel çalışmalar, bunun süt vermeyle alakalı herhangi bir soruna neden olmadığı hani göstermiş durumda. 18 yaşından sonra, 18 yaşını tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde yapıyoruz. Ha evlenip 6 ay sonra ya da evli 6 ay sonra hamile kalmayı planlıyor ya da hemen erken dönemde. O zaman yapmanın mantığı yok çünkü hamilelikle beraber hani birazdan belki ondan da bahsederiz. Kadın vücudu çok değişiyor. Meme de değişiyor. Dolayısıyla hani sonucu görmez. O yüzden mesela birazcık da erteleyin diyoruz. Hani ameliyatı erteleyin mesela. Ama dediğim gibi biz emzirmeyle ilgili herhangi bir sorun sıkıntı beklemiyoruz. Bahsedelim dediğiniz şeyden de bahsedelim. Hamilelik sonrası evet, anne estetiğinden. tabii oradaki sıkıntı da şu. Genellikle bunun meraklısı ya da isteği içinde olan kadınlar hamilelikten önce benim diyor göğüslerim dolgundu, işte B kabı dolduruyordu, ne bileyim karnımda çatlak yoktu, sarkıklık yoktu, çok güzeldi vücudum. Bir çocuktan sonra, bazen bir çocuktan sonra, bazen iki çocuktan sonra işte göğüslerim yine doldu, sonra boşaldı, sarktılar, karnımda çatlaklar oluştu, sarkıklık oldu. Burada ne yapıyoruz tabii ki o hani kadın önceki halinin özlemine, tabii ki çocuk doğduktan ve emzirme bittikten sonra en az bir 6 ay beklemek gerekiyor özellikle meme ile alakalı olarak. Karınla alakalı olarak da bir 6 ay sonra yapılabilir karınla ilgili müdahaleler ama yine de 1 yılı beklemeyi çoğunlukla tercih ediyoruz tüm o hamilelik sonrasındaki sürecin tamamlanması anlamında. Genellikle meme ile karın deformitesinde beraber onarmayı tercih ediyoruz. Memede ne yapıyoruz mesela? Meme küçüktü. Mesela bazen hamilelik öncesinde de küçüktü, sonrasında da küçük diyor. Yine aynı meme protezi koyuyoruz. Bazen büyüdü, sarktı diyor. Meme başları aşağıya doğru bakıyor. İçleri boşalmış balon gibi. O zaman meme başlarını yukarıya alıyoruz. Dikleştirme ile beraber meme protezi. Tamam, toparlamayı. Aynen. Bunu da genellikle işte anne estetiği denen meme ile karnı beraber yapmayı tercih ediyoruz. Niye diye soracak olursanız, şimdi ikisi kötüyken İkisi de birer kötü gibi. Ama biri iyi olunca öbürünün kötülüğü sanki daha çok ön plana çıkıyor gibi oluyor. Dolayısıyla hani bir uyudukları zaman hem zamanla alakalı da bir karlılık oluyor tabii ki. Meme ve karnı bir arada yapmak. Tabii bir iyileşme süreci var çünkü. Aynen. Aynaya da baktığında meme ile karnın aynı anda düzelmiş olduğunu görüyor. Dolayısıyla aslında hani bir kötü bir kötüyken iki iyi iki iyi gibi oluyor yani. Hani o çok daha yoğun bir motivasyon katıyor. Bu kombin ameliyatta iyileşme süreci bir tık daha uzuyor mu yoksa aynı mı aşağı yukarı? Hemen şöyle karın germe yer olacak olursa karın germe bir tık daha ağrılı olabilir. Bir tık daha hani iyileşmesi meme proteze göre birkaç gün daha geriden gelebilir. Dolayısıyla kombine ameliyatlarda böyle bir 7-10 günlük süreyi yine yapılacak olan işe göre eğer her şey yolunda giderse ne bileyim masa başı bir iş yapılıyorsa yine 7-10 gün sonra kişiye göre değişir tabii bu dediğimiz her şey. Yani benim 3 gün sonra 5 gün sonra bir sürü ameliyat olup ya ben gittim işte ne bileyim ofisimde durdum 2-3 saat diyen hastam da var. Ya ben 10 gün evde durdum, 15 gün evde durdum diyen hastam da var. Ya yurt dışından gelen bir sürü hastamız var bu ameliyatlar için. Çoğunlukla bir hafta 10 günlük bir süre için geliyorlar. Tabii ki bitmiyor. Hani iyileşme süreçleri bitmiyor. Ne bileyim işte dikiş almak gibi dertleri yok mesela. Hani dikişleri çoğunlukla kendinden eriyen dikişlerden belki atıyoruz. Belki kişinin biraz hasta hassasiyetiyle ilgili de olabilir. Hani bazıları vardır griptir ama normal hayatını hiç aksatmaz. Evet. Bazısı vardır bir hafta dinlenmek ister gibi. Evet. Belki onunla ilgili de bir şey ama özellikle ameliyatın tamamen anestezi altında yapılıyor olması ve kişinin bundan herhangi bir acı duymuyor olması herkesi rahat hissettirici bir şey evet. olmalı. Tabii bu arada Ekim ayı da içinde bulunduğumuz evet. ayda meme kanseri farkındalık ayı. Sadece estetik amaçlı değil, meme kanseri tabii sonrasında ki. Da göğüs estetiği uygulaması yapılıyor. Evet, orada da mesela biz kanser cerrahisinden sonra genellikle devreye giriyoruz. İşte genellikle memenin bir kısmı alınıyorsa belki oraya küçük yağ enjeksiyonlarıyla, vücuttan aldığımız yağ enjeksiyonlarıyla bir rekonstrüksiyon yani yeniden yapılanma süreci uyguluyoruz. Bazen de meme tamamen alındığı zaman da protez konulması aşamasında devreye giriyoruz. Hani burada tabii bizim plaj cerrahlar olarak en önemli noktamız şu. Biz bir işte meme ile ilgili herhangi bir müdahale yapacaksak öncesinde muhakkak hani bir meme değerlendirilmesinin yapılmasını istiyoruz.
istiyoruz. Bir radyolog tarafından, gerekirse bir genel cerrah tarafından. Hani bir sorun sıkıntı olduğunu düşünmememiz gerekiyor. İçimizin rahat olması gerekiyor. Tabii meme kanseri hani farkındalık ayı içerisindeyiz. Hani bunu da altını çizerek vurgulayalım yine. Hani kadınlarımız bununla ilgili farkındalıkları da her geçen gün artıyor. Özellikle 40 yaşından sonra düzenli kontroller hep öneriliyor zaten. Mesela biz meme protezi koyduğumuz bayanlara da özellikle senede bir defa doktorlarını ziyaret etmelerini öneriyoruz. Gerekirse yine bir ultrason altında kontrolleri. Çünkü hani diyorum ya bir o ağrı yapabilir, bir şekil bozukluğu yapabilir. Dolayısıyla o takip süreçlerinde hep olmakta fayda var. Farkındalığımızın hep yüksek olmasında fayda var. Evet. Teşekkür ederiz hocam katılımınız için, değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Sohbet çok keyifliydi. Çok sağ olun. 8'de sağlık devam ediyor.